Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bugün çok önemli bir konuğum var. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop, hoş geldiniz. Hoş Haber Global ekranlarına. Siz de hoş geldiniz. Evet, biz de Bakü'ye hoş geldik. Kendimizi evimizde hissediyoruz. Her zaman. Biz zaten daha önceki ziyaretlerimizde de öyle. Azerbaycan, Bakü. Yabancılık hissetmiyoruz. Buradan gelenler de zaten Türkiye'de de aynı şekilde. Evet. Biz zaten tek nedir? Bizim sloganımız bir millet, tek millet, iki devlet. Yani o hakikaten bir slogan olarak değil, sadece bizzat yaşıyoruz. Evet. Şimdi efendim, Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye parlamento başkanlarının birinci toplantısını bugün gerçekleştirdiniz. Bu önemli bir toplantı. Öncelikle neden bu toplantı gerçekleşti? Bir bildirge yayınlandı, deklarasyon yayınlandı. Ondan da bahsedeceğiz ama Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin bir araya gelmesinin bir anlamı var kuşkusuz. Tabii. Sizden dinleyeyim. Şimdi esasen biz Haziran ayının başında İslamabad'da bir ekonomik işbirliği teşkilatı parlamenter asamblesi var. Onun toplantısı için oradaydık. Azerbaycan Meclis Başkanı Sayın Sahibe Gafarova da oradaydı. Biz aramızda konuşurken bu konu gündeme geldi. Fikir olarak Sahibe Hanım bunu ilk olarak söyledi, dile getirdi. Daha sonra Pakistan Meclis Başkanı Esat Bey'le de, Esat Gayzer'le de konuştuk. En kısa zamanda ilk toplantıyı organize edelim diye. Şimdi tabii Dışişleri Bakanları arasında böyle bir mekanizma var, Pakistan, hı hı, Azerbaycan, Türkiye. Bunu meclis başkanları arasında da böyle bir mekanizmanın oluşmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Belki daha sonra ileride bu devlet başkanları düzeyinde de üç ülke arasında böyle bir mekanizmanın oluşması düşünülebilir. Evet. Şimdi tabii burada önemli nokta şu, bizim Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri malum. İki ülke arasında çok mükemmel düzeyde ilişkiler var her boyutu itibarıyla. Bunun somut meyvelerini de gördük, görüyoruz. Bundan sonra da göreceğiz. Benzer bir şey Pakistan'la Türkiye arasında da var. Onu bugün de ifade ettim. Genelde ülkeler arasındaki ilişkiler hükümetler düzeyinde, işte kamu kurumları düzeyinde, devletler düzeyinde, hı hı, ilişki olur. Halbuki Azerbaycan-Türkiye, Türkiye-Pakistan ilişkileri sadece devletler arası ilişkiler değil, halklar arası ilişkiler de var. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Azerbaycan'dan bahsettiğinizde, Pakistan'dan bahsettiğinizde özel bir ilginin, bir muhabbetin, bir sevginin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biz bunu milletin temsilcilerinin bulunduğu parlamentoların da ilişkileri olarak kurumsallaştırmak bakımından bu adımı atalım diye düşündük. Evet. İlkini yaptık. Biraz kurumsal bir mahiyet kazandırmak için bazı kararlar aldık bugün. İnşallah ikincisini de Mart 2022'de Pakistan'da düşünüyoruz. Evet, hayırlı olsun dileyelim. Sağ olun. Şimdi deklarasyona baktığımda işte ilişkilerin ilerlemesi, birlikte ortak alanlarda çalışmak konusu çok dikkat çekici. Ama bir de herkesi çok yakından ilgilendiren bir konu, İslam ülkelerini özellikle, İslamofobiye karşı mücadele. Evet. Bunun altı çiziliyor. Bunun öneminden söz tabii ederseniz. Tabii bir şeye de değinmezsem eksik kalır. Malum 2. Karabağ Savaşı'nda, hı hı, 44 gün süren Azerbaycan'ın vatan müdafasında Türkiye açıkça Azerbaycan'ın yanında yer aldı, bunu deklare etti. Siyasi olarak ve her bakımdan Azerbaycan'ın her türlü talebini karşılamaya hazır olduğunu Türkiye beyan etti, ifade etti. Tabii bunun birçok sebebi var. En önemlisi Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluğu, kardeşliği ifade ettim. Ama esasen biz Azerbaycan'ın sadece dostumuz olduğu için değil, bu davasında sonuna kadar haklı olduğu için yanında yer aldık. Evet, siz savaş döneminde buraya geldiniz. Ben buraya geldim. 18 evet. Ekim 2020'de savaş devam ederken buraya geldim. Güçlü hatta de bir konuşma yapmıştınız. Parlamentoda konuştum. Evet. Ayrıca bazı yerlere Ermenistan tarafından füzeler atılıyordu. Onlardan birisi de Gence'ydi. Evet, Gence. Orada şehit olan sivil çocuklar, kadınlar, şahıslar, kişiler vardı. Biz buradan Gence'ye de gittik. Evet. Orada, oraları da ziyaret ettik. Fakat Azerbaycan'a bu haklı davasında açıkça destek veren bir başka ülke de Pakistan'dı. Pakistan da o süreçte Azerbaycan'ın haklı olduğunu ve onun yanında yer aldığını, onu desteklediğini açıkça ifade eden ülkeydi. Dolayısıyla bu bizi bir araya getiren yakın zamandaki birçok sebep var ama onun somutlaşmış hallerinden birisini de bu yakın zamanda yaşamış olduk. Evet. Şimdi burada
Tabii birçok konu var ortak hareket edebileceğimiz uluslararası alanda. Az önce ifade ettim, ikili ilişkilerimiz gayet iyi ama bunu üçlü bir ilişkiye çevirmek ve böylece bölgesel mahiyette bir mekanizma oluşturmak için bu adımı atıyoruz. Münferiden bazı ülkelerin uluslararası alanda savunduğu, Türkiye'nin, Pakistan'ın, Azerbaycan'ın savunduğu konular var. Biz bu konularda da mutabıkız ve bunları bir ülke olarak değil, bu sefer üç ülke olarak ayrıca parlamenter diplomasi bağlamında da dile getirmeye karar verdik. Ve dediğiniz husus da önemli. Bu konuda Türkiye'nin hassasiyetleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız her uluslararası toplantıda bunu dile getiriyor. Bizler dile getiriyoruz. İslamofobi bilhassa Batı'da, Avrupa'da özellikle en büyük şu anda yakın zamandaki tehditlerden birisi. Hı hı. Birlikte bir arada yaşamanın ve hukukun, adaletin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden birisi. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi. İslamofobide bunların hepsi aslında birleşiyor da o başlık altında. Dolayısıyla bu konudaki Türkiye'nin hassasiyetleri var. Pakistan aynı şekilde Başbakan İmran Han'ın pek çok platformda Birleşmiş Milletler dahil dile getirmiş olduğu hususlar var. Aynı şekilde Azerbaycan da dile getiriyor. Bu da önemli bir konu. Birlikte o konuda da çalışmalar yapacağız inşallah. Yarın Şuşa'ya gidiyorsunuz. Evet. Şuşa buranın kadim kenti. Evet. Ben de gittim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile gitmiştim. Gerçekten çok etkileyici bir kent. Edebiyatla, kültür sanat ocağı, evet, öyle bir yer. Orada nasıl bir izlenim edineceksiniz acaba? Onu da şimdiden merak ediyorum gerçi. Şimdi tabii okuduğum şeyler var Şuşa ile ilgili olarak, gerek tarihi ile ilgili. Gerek sadece Şuşa da değil, Karabağ ile ilgili olarak. Şuşa'dan Fuzuli'ye de geçeceğiz inşallah. Oradaki başka şehirleri de görmeyi arzu ettik ama şu anda çok hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde ulaşımla ilgili çalışmalar yapılıyor. Evet. Karayolu ulaşımı ile ilgili, havayolu ulaşımı ile ilgili. İyi bir noktaya da gelmiş. Bugün sabah Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in kabulünde kendisi ifade etti. Herhalde Eylül sonu itibarıyla başta havaalanı olmak üzere Fuzuli'de, daha sonra karayolları falan, bunlar tamamlanmış olacak. Evet, bölgenin daha kalkınması açısından daha kolaylaşacak bu tür ziyaretler, evet, görme. Tabii bu ziyaretlerin şöyle bir önemi de var. Biz sadece hani şahsen şüphesiz çok merak ediyorum, görmek istiyorum, arzu ediyorum ama sadece ondan ibaret değil, bu bölgelere dikkat çekmemiz lazım. Çünkü dünyada çok tuhaf bir şekilde, bilhassa Batı ülkelerinde Ermeni diasporasının yapmış olduğu kara propaganda ile sanki Azerbaycan onlara zulmediyormuş, Azerbaycanlılar zulmediyormuş, Azerbaycanlılar zalim, barbar, Ermeniler ise bu bölgede çok medeni ve tamamen mazlum bir halk gibi anlatılıyor, anlatılmaya çalışılıyor. Halbuki bu buralarda ki tabloyu, sadece insanları da ilgili kısmı daha vahim ama sadece oradaki binalar, yollar, tabiat üzerinde, eski eserler üzerindeki yaptıkları tahribatı bizatihi görmek bile bu kara propagandayı yerle bir edecek bir şey. Şuşa dışında, Şuşa biraz daha farklı gibi gözüküyor. Anlatılanlara göre tabii yarın göreceğiz. Ama diğer şehirlerde adeta taş üstüne taş bırakmamışlar. Bırakmadılar, evet. İnsan yapımı olan her şeyi yok etmişler, yıkmışlar. Yaşanmaz hale getirmişler bölgeleri. Tabii insanlara yönelik yapılanlar ayrı bir şey. Malum hala Hocalı katliamını biz her yıl anıyoruz. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin yaptığı programlarla, hı hı, mecliste de onları destekliyoruz, ona imkan sunan bir hazırlık yapıyoruz. İşin bir tarafı o. Diğer hala devam ediyor. Çünkü ayrılırken o kısa süre içerisinde terk ettikleri bölgelere, savaşı kaybettikten sonra mayın döşüyorlar. Evet. Hala o mayınlar sebebiyle, yüz binlerce mayın var. Tabii. Mayınlar sebebiyle bugün yaklaşık 150 civarında kişinin hayatını kaybettiği, sakat kaldığına dair kayıtlar, evet, bilgiler var. Bu bakımdan ben oralara dikkat çekmenin de bu anlamda önemli olduğunu, sadece siyasilerin değil, hı-hı, akademisyenlerin, basın mensuplarının, bilhassa Avrupa'dan daha insaflı olan gazetecilerin, akademisyenlerin gelip buraları görmelerini, evet, biz başka bir şey teklif etmiyoruz, bizim dediğimizi kabul edin demiyoruz, gelin görün diyoruz sadece. Evet.
bu bilgiyle bizzat görerek fikirlerinizi, kanaatlerinizi oluşturun diyoruz. Belki bu ziyaretler, Cumhurbaşkanımızın ziyareti, bizim ziyaretimiz, bu tür ziyaretlerin buraya dikkat çekeceğini nispeten mutlaka Azerbaycan'ın haklı davasını dünyaya duyurmuş olacak. Gerçekleri göstermek bakımından, dikkat çekmek bakımından önemli. Şimdi Tunus konusuna gelmek istiyorum. Güncel bir konu ve gözler biliyorsunuz Tunus'ta. Meclis feshedildi. Meclisin bütün çalışmaları, milletvekillerinin yetkisi askıya alındı ve bir darbe gerçekleşti. Evet. Sizin dün buna Twitter'dan bir tepkiniz oldu ama ilk değerlendirmelerinizi almak isterim açıkçası. Şimdi tabii uzun zamandır Tunus'ta yani bir yıldan fazla bir zamandır siyaseten gergin bir ortam var. Hükümet kurulma konusunda, başbakanın görev yapması konusunda itirazlar var. Halktan itirazlar var. Siyasi partilerden itirazlar var ve oldukça zaten dağınık bir parlamento tablosu, siyasi yelpaze oluştu zaman içerisinde. En son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de şu anki Cumhurbaşkanı ilk turda %18 civarında oy almıştı. İkinci olan %17 civarında, üçüncü olan Nahda'nın adayı da %13'e yakın bir oy almıştı. En çok oy alan iki kişi ikinci tura kaldığında şu an sanıyorum %70'in üzerinde bir oyla seçilmişti Cumhurbaşkanı Said. Bu biraz siyasi yelpazedeki hareketliliği, dinamizmi de gösteriyor. 2014 yılında bir anayasa yapılmıştı ve bu anayasa kabul edildi, yürürlüğe girdi. Fakat anayasanın uygulanmasıyla ilgili bazı çok temel kurumlar, onlarla ilgili kanunlar çıkartılamadığı için uygulanamadı, oluşturulamadı. Bunlardan birisi de Anayasa Mahkemesi. Şimdi birçok tartışma yapılıyor. Olağanüstü, tabiri caizse bizdeki ifadeyle olağanüstü ahali ilanı gibi bir şey şu anda. Tunus Anayasası'nın 80. maddesine göre yapmış olduğu Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Fakat bunun denetimiyle ilgili bir süreç var anayasada. İşte 30 günde bir anayasa mahkemesine götürülür gibi. Ama anayasa mahkemesi oluşmamış. Çünkü anayasa mahkemesine üye seçimiyle ilgili genel bir karma usul var. İşte parlamento seçecek. Üçte birini, üçte birini Cumhurbaşkanı, üçte birini de yargı organları belirleyecek. Ama bunların seçimiyle ilgili kanun daha önce gönderildi, çıktı, veto edildi, meclisten tekrar aynen kabul edildi ama uygulamaya sokularak Anayasa Mahkemesi oluşturulmuş değil henüz. Böyle bir tablo içerisinde hareket ediliyor. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir hukukçu, maddeyi okusunlar falan gibi şeyler de söylemiş. Hani sonuçta şüphesiz tabii ki Tunus'un kendi işi, iç işi. Bizim söyleyeceklerimiz genel değerlendirmeler. Türkiye ile ilgili de birçok ülkede bu tür değerlendirmeler yapılıyor. Türkiye'deki günlük politik kararlarla ilgili bile bakıyorsunuz Avrupa ülkelerinden açıklamalar geliyor falan. Artık böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla Tunus'un iç meselesidir. Kimse konuşmasın. Biz kendi içimizde bakacağız, halledeceğiz gibi bir şey. Geçerli değil böyle günümüz dünyasında. Bu bakımdan şunu ifade etmek isterim. Yani ben de bunu bir darbe olarak değerlendirdim, atmış oldum o tweette. Şöyle, Cumhurbaşkanı ülkede bizdeki olağanüstü halle ilgili düzenlemelere benzeyen bir düzenleme anayasada. Olağanüstü hal tespiti yaparsa bununla ilgili bir karar alır ve ona bağlı olarak başka kararlar alabilir. Bunun için usulen tabii başbakanla ve meclis başkanıyla görüşmesi gerekiyor. Kendisi bu görüşmeyi yaptığını ifade ediyor ama mesela meclis başkanı böyle bir görüşmenin olmadığını söylüyor. Tabii böyle bir görüşme olmuşsa da çok tuhaf bir görüşmedir muhtemelen. Yani başbakana ben böyle bir karar alacağım, seni de görevden alacağım diye danışmış olması lazım. Meclis başkanına da ben olağanüstü hali ilan ediyorum. Fesih değil, meclisin çalışmalarını askıya alma, bir nevi dondurma gibi bir şey, bir ay süreyle aldığı karar. Meclis başkanına da ben hani sizin faaliyetlerinizi donduruyorum, yani yasama organını bir ay boyunca askıya alıyorum gibi bir danışma, görüşme yapmış olması lazım. Şimdi tabii orada şöyle bir şey, her türlü tedbiri halin gerektirdiği, her türlü tedbiri alabilir gibi bir ifade var.
Fakat bu anayasayı bütünüyle askıya alabileceği anlamına, anayasanın bir maddesine dayanarak anayasayı askıya alabilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bir de tabii şu önemli, üç temel erk var devlette. Bundan birisi yasama organı, birisi yürütme organı. Yürütme organının yasama organını işlevsiz hale getirebilecek bir adım atabilmesine, bir anayasa hükmünün müsaade ettiğini, imkan verdiğini düşünebilmek, kabul edebilmek mümkün değil. Dolayısıyla madde yorumla ilgili, yorumdan kaynaklanıyor bu husus, yorum farkı gibi bir değerlendirme doğru olamaz. Tam aksine aynı maddede diyor ki, olağanüstü halle ilgili bu kararı aldığı zaman Cumhurbaşkanı'nın genel olarak bir meclisi fesih yetkisi var sistemde. Fakat bu sadece hükümetin kurulamaması, güven oyu alamaması gibi hallere münhasır. Yani bazı şartlarla tanınmış bir yetki, fesih yetkisi. Ama buna rağmen bu şartlar oluşsa bile olağanüstü hal ilanından sonra meclisi feshetme yetkisinin anayasa ortadan kaldırıyor. Bu süre içerisinde meclisi feshedemeyeceğine dair yine 80. maddede hüküm koymuş. Dolayısıyla bir Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hal ilanı kendi takdiri değerlendirmesinde olan bir husus. Yani onunla ilgili bir itirazımız yok, o siyasi bir takdirdir. Ama buradaki sorun iki noktada düğümleniyor. Birisi meclisin faaliyetlerini, yasama organını askıya alması, bir geçici süreyle de olmuş olsa milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırması, böyle bir yetkisi Cumhurbaşkanı'nın olamaz. Bir başka hususta başbakanın görevden alınması meselesi. Çünkü başbakanın görevden alınmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı'na tanınmış bir yetki yok. Ancak mecliste başbakan gen soruyla düşürülebiliyor. Orada biraz Fransa'ya benzeyen yarı başkanlık sistemi var. Cumhurbaşkanı'nın şüphesiz oldukça geniş yetkileri var. Fakat yürütmeyle ilgili yetkilerin bir kısmı da başbakana verilmiş orada. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilir, onunla ilgili her türlü tedbir alabilir ama bu her türlü tedbirin içerisine parlamento faaliyetlerini, çalışmanı askıya alma, başbakanı, hükümeti görevden alma yok. Olması anayasanın mantığına aykırı bir husus. Dolayısıyla itiraz edilen nokta budur. Sonuç itibarıyla parlamentonun çalışması, olağanüstü hal ile ilgili tedbirlerin alınmasına da engel bir husus değil. Evet. Bilakis bulunması lazım. Çünkü bazı kararların parlamento denetiminde de olması gerekiyor. Bakımdan ben Tunus tabii çok zor dönemler yaşadı. Fransa hegemonyasından, kurtulmasından, bağımsızlığını tam olarak kazanmasından itibaren uzun bir süre Burgiba dönemi yaşadı. Arkasından Burgiba'ya bir ne diyelim saray içi darbe yapıldı. Zener Abidin Bin Ali geldi ve çok katı, sert bir yönetim altında uzun yıllar yaşadı Tunus'taki insanlar. Ve ilk bu Arap Baharı denilen hareketlenmeler de oradan başlamıştı. Tam böyle bir yönetimden kurtuluyoruz falan derken bu sefer anayasanın bir maddesinden kaynaklanarak geri kalan bütün maddelerini askıya alabilecek yine bir otoriter bir tutuma, eski dönemleri hatırlatan bir tutuma dönmesi Tunus açısından büyük bir talihsizlik olur. Peki. Ben anayasal düzeni, anayasa hükümlerini, meşruiyeti savunan bir taraftan bir eleştiri yöneltiyorum. Bizim arzumuz Tunus halkının hak ettiği şekilde, kendi iradesiyle anayasal düzenin ve hukuk kurallarının işlediği bir yönetimle yönetilmesidir. Evet, budur itirazımız. Peki. Şimdi biz kendi meselelerimize dönelim. Burada bir şey daha, özür dilerim. Tunus'la ilgili değil, biraz bizimle ilgili. Tabii çok ilginç bir şekilde Tunus'ta yapılanları tam olarak bilmediği halde onlarla ilgili bir değerlendirme furyası görüyoruz. Ve özellikle yapılanları öven, işte orada Ennahda diye isimli olarak şeyin Gannuşi'nin meclis başkanının partisi işte yönetimi düşürdü, görevden aldı falan diye. Halbuki hükümet şu anki başbakan, görevden alınan başbakan daha önce şu anki cumhurbaşkanının yardımcısı olarak görev yapan bir kişi. Bir bürokrat kökenli, onun atadığı bir kişi. Nahda partisi hükümette değil, yani yönetimde değil. Sadece meclis başkanı o partiden olmuş ve mecliste en çok milletvekiline sahip bir parti. Ve hakikaten Gannuşi'yi ben 1988 yılından beri bizzat da kendisiyle tanışıyorum ve yakından da takip ediyorum.
fikirleri itibariyle İslam dünyasında da hakikaten çığır açıcı, özellikle demokrasi, işte çok partili hayat, serbest seçimler ve özgürlükler konusunda gerçekten çok geniş kapsamlı değerlendirmelere, tasavvurlara sahip birisi. Tunus'ta başka ülkelerde olduğu gibi ciddi krizlerin yaşanmamasının sebebi de aslında Ghannouchi'nin uzlaşmacı, başka fikirler, siyasi partilerle müzakere yoluyla bir sonuç almaya yönelik metodolojisinden de kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir taraftan tabii bilmeden, tanımadan sadece İslami hassasiyetleri olduğunu düşündükleri bir siyasi hareket olması hasebiyle buna karşı çıkan ve buna karşı bir darbe yapıldığında bundan sevinen, adeta zil çalıp oynayan insanlar var maalesef. Hani biz Türkiye bu kadar sıkıntılar yaşadı askeri darbelerden ve müdahalelerden, artık insanlar bunu reddediyor, bu konuyu da içselleştirdiler bilhassa 15 Temmuz'dan sonra, evet, diye düşünürken sayıca çok olmasa da gene böyle bu tür kesimlerin bulunması biraz ilginç geldi bana. Bunu da not edelim. Evet, not edelim. Peki, şimdi süremiz azalıyor. Tamam. Benim sormak istediğim çok soru var. Bunların başında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tamam, bizim sistemimiz. Sizin bu sistemin kurulmasında, oluşmasında, anayasa çalışmalarında son derece emeğiniz var. Evet. Çokça emeğiniz var. Şimdi 3 yıl geçti. Siz bu sistemin oturduğuna inanıyor musunuz? Evet. Sisteme yönelik eleştiriler var. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle parlamentonun daha yetkilerin azalması demeyelim de parlamentonun gücünün biraz zayıflatılması yönünde eleştiriler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii 3 yıllık bir uygulama dönemi var. Şüphesiz mükemmel bir sistem, ideal bir sistem söz konusu olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Mesela başkanlıkla ilgili olarak idealize edilen sistem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistem idi. Uzun yıllar tabii tarihi karıştırmak çok doğru değil. Biraz vakit alır, ona girmeyelim. Ama sistemin yerleşmesi için ne tür sıkıntıların yaşandığını çoğu kimse bilmiyor. Fakat yakın zamanda işte Trump'ın başkanlığı döneminde sistemle ilgili hiçbir değişiklik olmadığı halde, hiçbir anayasa değişikliği yok, kanun değişikliği yok. Ama sistemin ciddi sıkıntılar ortaya çıkarttığını uygulamada gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde. Benzer bir şey mesela parlamenter sistem içinde İngiltere idealize edilen, örnek verilen bir yerdi. Almanya yine aynı şekilde. Fakat baktığımızda mesela İngiltere'de şu anki başbakandan önce bir takım hükümet kurmada sıkıntılar yaşandığını seçim sonucunda gördük. Ama esasen Almanya'da işte son yapılan seçimde, yine seçimler yaklaştı. Seçimden sonra uzun bir süre hükümetin kurulamadığını gördük, koalisyon arayışları sebebiyle. Hollanda'da bir yılı geçti hükümet kurulması, ki parlamenter sistemin örnek gösterilen ülkelerindendi bunlar. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, yani hiçbir sistem tasarlanıp mükemmel bir şekilde uygulanması mümkün değil. Şüphesiz her sistemin kendisinden kaynaklanan, düzenlemeden kaynaklanan, konjonktürden kaynaklanan sebeplerle bir takım yanlışları, düzeltilmesi gereken noktaları ortaya çıkabilir. Bu çerçevede baktığımızda, tabii değerlendirme yaptığımızda ben şunu çok önemsiyorum. Sistemin kendisinden kaynaklanan hatalar, yanlışlar varsa onları ayırıp, hı hı, bir de konjonktürden, uygulamadan kaynaklanan hatalar varsa var onları da ayırmak lazım. Benim kanaatim anayasadaki tasarımı itibariyle, hı, sistemin kendisinden kaynaklanan bir rahatsızlık, bir sıkıntı, hı, bir sorun yok. Yani bu sistemin temel özelliği hükümetin doğrudan halk tarafından seçiliyor olmasıdır. Nitekim seçimde iki ayrı oy kullanılıyor. Bir parlamentonun seçimi milletvekilliği için, bir de Cumhurbaşkanlığı seçimi için, dolayısıyla hükümetin seçimi için oy kullanılıyor. Halbuki önceki sistemde, parlamenter sistemde tek oy kullanılıyor ve parlamento seçiliyor, hükümet seçilmiyor, hükümet parlamentonun içerisinden çıkıyor. Yani temel sorunumuz zaten buydu sistemle ilgili. Yeni sistemde seçim akşamı, en azından hükümet belli ve süre belli, görev süresi 5 yıl hükümetin. Dolayısıyla bir siyasi istikrarı sağlıyor.
parlamentonun gücüyle ilgili, tabii çok uzun konuşulabilecek bir konu bu ama parlamentonun gücüyle ilgili durum da sistemin kendisinden kaynaklanan bir husus olarak ortaya çıkmaz. Niçin? Çünkü iki sistemi karşılaştırdığımız zaman parlamentonun yetkileri bağlamında bir ciddi bir eksikliğin olduğunu kimse zaten iddia etmiyor. Gen soru diyorlar. O sistemin mahiyeti gereği yok. Gen niye? Soru yok. Güven oylaması yok. O yok ama yani o sistem hayır o sistemin çıkıyor. Gereği niye? Çünkü o zaman hükümet meclisin içinden çıkıyordu. Güven oyuyla kuruluyordu. Gen soru güven oyunun geri alınmasıydı. Halbuki şimdi meclisin içerisinden güven oyuyla oluşmuyor ki hükümet. Doğrudan halk seçiyor Cumhurbaşkanlığı ve hükümeti. Bu aynen şeye benziyor. Onu hep örneği anlatıyorum. Malum bir manuel vitesli araçlar var. Bir de otomatik vitesli araçlar var. Şimdi manuel vitesli araca alışmış, debriyaja basarak vites değiştiren kişiler, şimdi otomatik vitesli araca bindiğinde debriyaj arıyor ayağını. Debriyaj niye yok diyor. Sistem gereği yok debriyaj. Yani otomatik vitesli araçlarda debriyaj yok. Gaza bastığınızda otomatik olarak şanzıman vitesi değiştiriyor. İşte bu sistemde gen soru ve güven oyunun bulunmamasının sebebi budur. Sistemin tabiatı gereği. Hükümet parlamento içerisinden çıkmıyor, güven oyuyla oluşmuyor hükümet. Bu sistemde doğrudan halk tarafından seçildiği için hükümet, halkın seçtiği hükümeti gen soruyla meclisin düşünebilmesi mümkün olamaz. Bu işin mantığına aykırı. Bu şimdi bakımdan... şöyle bir sözünüzü kesiyorum. Şöyle bir durum oldu. Siz hani artık parlamenter sistemde hükümetlerin kurulması zorlaşıyordu, koalisyonlara gidiliyordu deniliyordu. Ama bu sistemde de şimdi ittifaklar oluştu. Bu sistemde bir anlamda ittifaklara zorluyor şeklinde eleştiriliyor. Var. Yani baştan aslında seçimden önce %50 artı 1 için partiler bloklaşıyorlar, bir araya geliyorlar eleştirileri var. Ona katılmıyorum iki bakımdan. Bir, sistem partileri ittifaklara zorlamıyor, seçmeni ittifaka zorluyor. Malum Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda tamamlanamazsa ikinci tur yapılıyor. Ve genellikle bütün dünyada da uygulamalara da bakarsak birinci turda değil ikinci turda sonuçlanıyor genellikle seçimler. Az önce Tunus örneğini de verdim. İkinci tura en çok oy alan, birinci turda en çok oy alan iki aday katılıyor. Dolayısıyla siyasi partiler varsayalım ki faraza hiçbir ittifak yapmamışlar, anlaşmamışlar ve ilk turda Cumhurbaşkanı seçilmemiş. İkinci turda en çok oy alan iki kişi kalmış. Kendi adayları ikinci tura kalmayan siyasi partilerin seçmenleri ne yapacak? Bir seçenektir. Sandığa gitmeyebilirler. O da bir siyasi tavırdır. Veya sandığa gidip kendi partisinin adayı olmayan o iki adaydan birisini tercih ederek ona oy verecekler. Dolayısıyla siyasi partileri zorlamıyor benim kanaatim bu sistem. Ama seçmeni zorluyor. Kendi partisinin dışında başka adaylara da oy vermeye ikinci tur bakımından zorluyor. Bir kere o anlamda sisteme haksızlık yapmayalım. İlk turda bir zorlaması yok sistemin. İkinci olan husus şu. İttifaklar, evet bizim daha önceki sistemle ilgili eleştirilerimiz koalisyonaydı. Seçim ittifakları farklı bir şey. Nedir farklı olan şu. Koalisyonlarda... Her parti seçime giriyor. Kendine göre bir seçim beyannamesi hazırlıyor. Diyor ki ben seçerseniz ben şunları şunları yapacağım falan diye vaatlerde bulunuyor. Giriyor. Seçimden sonra hiçbir parti seçimi kazanamıyor. Sonra koalisyon kuruluyor. Partiler geliyor, oturuyorlar. İki parti, üç parti. Aralarında anlaşıyorlar ve bir hükümet programı çıkartıyorlar. Peki bu hükümet programı hangi partinin seçim beyannamesidir? Hiçbirinin. Çünkü o partiler... seçim beyannamelerini çöpe atıyorlar. Halkın önüne çıkıp o istedikleri vaatlerde bulundukları beyannameyi kenara koyuyorlar, çöpe atıyorlar. Oturup yeni bir şey hazırlıyorlar. Peki yeni hazırlanan o hükümet programı halkın bir şekilde destek verdiği bir program mıdır? Hayır, değil. Çünkü halkın hiç görmediği bir program. Malum hiç birbiriyle bir araya gelemeyeceği düşünülen partiler bile şartların zorlamasıyla koalisyona mecbur kalıyordu. Seçim ittifakında farklı olan husus şu. Seçimden önce anlaşıyorsunuz ve ortak bir seçim beyannamesiyle çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz işte beraber iki parti, üç parti ittifak yaptık ve ülkeyi şu şekilde yöneteceğiz. Halk bunu bilerek, bunu öngörerek destek veriyor seçim ittifakında. Koalisyonlar da öyle değildi. Seçimden sonra oluştuğu için milletin hiç görmediği, aklına gelmeyecek beyannameler, vaatler, politikalar devreye giriyordu. Çünkü hepsi seçimden sonra ortaya çıkıyor. Halkın onayını almayan
politikalarla hükümetler ülkeyi yönetiyorlar koalisyonlarda. Çünkü seçim sonrası oluşuyor. Halbuki siz bu sistem tam olarak oturdu diyebiliyor musunuz? Ben şöyle, tabii sistemle ilgili, sistemin bizatihi kendisinden kaynaklanan sorunlar yok anayasal düzlemde. Bazı konularda kanunlarla değişiklikler yapılabilir, aksayan noktalar olabilir. Şimdi yoktur, daha sonra ortaya çıkabilir. Hı hı. Ama bazı alışkanlıklar olduğunu söyleyebilirim. Yani parlamenter sistemin bazı alışkanlıklarıyla hala yeni sistemde de hareket etmeye çalışanlar var. Bu her tarafta var. Mesela bu erken seçim talepleri böyle bir şey. Yani eski sistemde alelade çoğunlukla seçim kararı alınabiliyordu. Erken seçim kararı alınabiliyordu mecliste. Yani 150 oyla alınabiliyordu eski sisteme göre. Evet. Eski milletvekili sayısına göre. Fakat şimdi öyle değil. Şimdi mecliste seçim kararı, erken seçim kararı alabilmek için 360 oy gerekiyor. Veya Cumhurbaşkanı'nın bu kararı alması lazım. Ama hala eski sistemin alışkanlıklarıyla kendisini yeni sisteme göre güncellememiş bir zihin dünyasıyla bazı siyasetçiler bu anlamda çok zorlaştırıldığı halde, ki bu sistemin kendi mantığı gereği bir zorlaştırmaydı bu. Cumhurbaşkanı'na hükümeti 5 sene süreyle belirliyoruz diyoruz ya. Hı-hı. Yani seçim olmasın diye, erken seçimler olmasın diye düşünülmüş bir formül bu. O bakımdan hini hacette çok sıkıntılı bir durum, kriz durumunda kullanılsın diye düşünülmüş bir erken seçim imkanı var. Ama bu da mümkün olduğu kadar nitelikli çoğunlukla zorlaştırılmış. Dolayısıyla eski alışkanlıklarla bunu hala söyleyen, dile getiren bazı siyasetçiler oluyor. Demek istediğim şu, sistem değişti. Henüz bazı alışkanlıkların, bazı zihin dünyasındaki takıntıların, varsayımların düzelebilmesi, yeni sisteme adapte olabilmesi, güncelleme olabilmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyordum ben. Ben zaten yürürlüğe girdikten sonra bir 5 yıl gibi bir zaman içerisinde bunların aşılabileceği kanaatindeydim. Evet. Mesafeler alındı. Özellikle yasama alanındaki çalışmalarda önemli ölçüde mesafeler alındı. Ben daha da mesafe alınacağını düşünüyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Hı hı. Sadece Türkiye değil, bütün dünya aşağı yukarı 2 yıla yakın bir zamandır çok ciddi bir sıkıntı altında, salgın dolayısıyla. Önce sağlıkla ilgili, sonra onunla bağlantılı olarak ekonomik hayatı etkileyen, sosyal hayatı etkileyen, bunun tabii insanların psikolojik hayatına etkisi, bireysel olarak yine sosyolojimize etkisi üzerinde daha sonuçlarını tam olarak bilemediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunun yönetimi söz konusu. Bütün dünyada benzer sorunlarla karşılaşıyoruz ve bu ağır bir dönemin etkilerini yönetme konusunda birçok ülke, imkanları Türkiye'ye göre daha fazla olan birçok ülkenin ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir olağanüstü tablonun, işte 100 yılda bir falan dünyada yaşanan bir tablonun bütün olumsuz sonuçlarını toplayıp başkanlık sistemine, cumhurbaşkanlığı sistemine yıkmaya çalışan bir anlayış da var tabii. O anlamda bunu söylüyorum. Yani konjonktürden kaynaklanan, içinde bulunduğumuz şartlardan kaynaklanan hususlar var. Sistemin kendisinden kaynaklandığı iddia edilen bir şey varsa, itiraz, o ayrıca konuşulabilir. Ama böyle bir itiraz görmüyorum yöneltilen eleştirilerde. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi olmasaydı kaldıralım diyelim, yerine parlamenter sistem koyalım. Böyle bir salgın döneminde bu yaşananlar yaşanmayacak mıydı o zaman? Yani hangi farklılık ortaya çıkacaktı? Dolayısıyla burada ben bu karmaşaya, bu tabiri caizse eski tabirle yenisi demagoji, mugalataya da kanmamak, imkan fırsat vermemek lazım. Net olarak siyaset yapmak gerekiyor. Yani bildiğiniz somut bir husus eleştiriniz varsa onu söyleyin, ama bütün dünyada yaşanan bu salgının sonuçlarında kalkıp bu sistemi yıkmaya çalışırsanız o zaman haklı, insaflı bir eleştiri olmaz mı? Şimdi tüm dünyada aslında bu COVID salgınından, evet, hep hükümetler bir şekilde sorumlu tutulduğu, tabii, için burada siz sistemi ayırıyorsunuz. Yani sistemi sistem başka, tabii, tutmayalım. Ben tam tersine bu sistem bazı ülkelerde var şu anda, ben takip, hı-hı, ediyorum. Siyaset dünyasında da, akademi dünyasında da var. Bu sisteme, bizim önerdiğimiz, uyguladığımız şu anki sisteme doğru bir tartışma gidiyor. Nedir o? Şimdi parlamenter sistemin en temel problemi, paradoksu, hükümet
oluşturamama. Seçim yapıyorsunuz, hükümet çıkmıyor. Türkiye'de de 2002'ye kadar hesapladığımızda bir yıl, 1,5 yıl arasında ortalama hükümet ömürleri var. Şimdi birçok ülkede mesela pandemi yönetiminde başlangıçta ciddi sıkıntılar yaşayan iki ülke var. Bunlardan birisi İtalya'ydı Avrupa ülkeleri arasında. İtalya zaten hükümet kurmakta ciddi sorun yaşayan, seçim yapan ama hükümet çıkartamayan, bir türlü hükümet oluşturamayan bir ülke. Bir diğeri de İspanya'ydı. İspanya'da son zamanlarda biraz arka arkaya seçimler yaparak hükümet kuramama noktasında sıkıntılar yaşıyordu pandemi sürecine girerken, salgın sürecine girerken. Bu bir tesadüf olamaz. Yani siyasi istikrarı bulunmayan ülkelerde ilk planda salgının yönetimiyle ilgili sorunlar yaşanması. Ama Amerika'da da Trump'ın seçimi kaybetmesinin sebeplerinden biri de pandemiyle mücadeledeki tabii çok sebep var tabii. Yani evet. O belki pandemiyle mücadele de değil de Trump'ın genel yaklaşımlarının ortaya çıkartmış olduğu bir yansımaydı o pandemi mücadelesi de. Birçok konu, başta göçmen konusu olmak üzere uluslararası ilişkilerle ilgili yaklaşımları bakımından da zaten çok kritik şekilde bir seçim kazanmıştı. O bakımdan ben şu anda istikrarlı hükümetlerin ve hükümet çıkartan seçimlerin yönetebilen demokrasinin tartışıldığını görüyoruz. Burada ben dünyada da daha çok parlamenter sistemlerden yarı başkanlık veya başkanlık sistemlerine doğru bir eğilimin salgın sonrası daha fazla tartışılacağı, konuşulacağı kanaatindeyim. Şunu da ifade edeyim. Dünyada iyi işleyen parlamenter sistem örnekleri, bunu herkes test edebilir, bakabilir. Ya monarşidir, monarşilerdedir veyahut da federal ülkelerdedir. Cumhuriyet ise eğer federal yapıya sahip olan ülkelerdedir. Mesela Almanya gibi. Yani monarşi bulunmayan ve üniter devlet yapısına sahip, ki Türkiye öyle, cumhuriyet, üniter cumhuriyet. Üniter ve monarşi bulunmayan bir ülkede parlamenter sistemin iyi işlediğine dair örnek yok. Dünya örnekleri bakımından da. Türkiye'nin yaşadığı sıkıntılar, darbeler süreci 60'tan itibaren ve bizim vesayetçi sistem dediğimiz sistem de böyle bir ortamda neşvünema buldu ve gelişti. Parlamenter sistemin bazı zaaflarını, hükümet oluşturmadaki zaaflarını kullanarak böyle bir vesayetçi sistem Türkiye'de işletilebildi. 12 Mart malum, hatırlıyorsunuz. Meclis kapatılmadı fakat hükümet düşürüldü, istifa ettirildi ve meclis içerisinden hiç kimsenin tahmin edemeyeceği isimlerden oluşan hükümetler çıkartıldı dışarıdan zorlamayla. Meclisin üzerinden uçaklar uçurularak, meclis üzerine baskı kurularak oluşturuldu. Yine 28 Şubat'ta hatırlayacaksınız, o dönemde de aynı şekilde meclis üzerinde baskı kurularak, milletvekilleri partilerden istifa ederek, başka partiler kurdurularak hükümet düşürüldü, hükümetler kuruldu. Bunun sebebi hükümetin parlamento içerisinden çıkmasıdır. Dışarıdan hükümet parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet düşürüp hükümet kurdurabiliyorsunuz. İşte yeni sistemde bu mümkün değil. Yeni sistemde halk seçecektir hükümeti, cumhurbaşkanını, parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet düşürüp hükümet kurdurma imkanı ortadan kalkacak. Bakımdan gerek parlamenter sistemin genel teorik zaafları, gerekse Türkiye'deki uygulamasının ortaya çıkardığı sorunlar bizi bu yeni sistem değişikliğine getirmişti. Yani onun için bu sistem değişikliği, yani oturup böyle ya bu sistemi değiştirsek mi acaba falan, nasıl yapalım diye kısa bir süre içerisinde kararlaştırılmış bir husus değil. Yaşanan sorunlar bizi buraya getirdi. Millet İttifakı'nın da vaadi artık bir seçim vaadi haline geldi. Evet. Parlamenter sisteme geri dönülmesi yönünde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi, yani bir taraftan başkanlık sistemi oturuşsun, bunun için zamana ihtiyaç var derken, bir taraftan da önemli bir kesim parlamenter sisteme geri dönüş için bir açıklamalarda bulunuyorlar. Evet. Bir iradenin arkasında duruyorlar. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii parlamenter sisteme geri dönmek veya bir hükümet sistemi değişikliği yapmak bir siyasi partinin veya birkaç siyasi partinin bir araya gelerek karar vereceği bir husus değil. Bunun için anayasa değişikliği gerekiyor. Ve referandumlu bir anayasa değişikliği yapmak için de en az 360 oyla anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa parlamentoda sahip olmak gerekiyor. Dolayısıyla yani bunu bence
bilerek ve halka bunu açıklayarak ifade etmek lazım. Yani bizi iktidara getirin, biz hemen şeyi değiştiririz, hükümet sistemini değiştiririz gibi böyle bir basit bir şey olduğunu bunun anlatmak yanlış olur, aldatıcı olur. Onun için parlamenter sisteme dönmek, dönmemek ayrı bir şey ama hükümet sistemi değişikliği öneriyorsanız bu bir anayasa değişikliğidir ve bu anayasa değişikliğine değişikliğinin yapılmasına dair anayasadaki usullere göre ancak yapılabilir. Ya 400'ün üzerinde bir oyla bunu yapabilirsiniz parlamentoda veya 360'ın üzerinde bir oy artı referandumla bunu yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde bir çoğunluğa sahip olmakla ancak sistem, hükümet sistemi değişikliği bulamazlar gerçekleşebilir. Bir kere onu söylüyorum. Bu bilinmesi lazım. Yani tartıştığımız hususu hani bunu bugünden yarına olabilecek bir şeymiş gibi anlatılıyor bazen. Hemen döneceğiz falan gibi. Öyle bir şey söz konusu değil bu. Bir anayasa değişikliğidir. Sonuç itibariyle belli bir çoğunluğu, nitelikli çoğunluğu gerektirir. Birincisi bu. İkincisi ben parlamenter sistem önerenlerin de geriye dönmek yani önce uyguladığımız parlamenter sistemi uygulamak gibi bir niyetleri olmadığını anlıyorum. Nereden? Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar. Yani demek ki onlar da aslında önceki sistemin yanlış olduğu kanaatindeler. Ki onu öneremiyorlar, önermiyorlar. Onun yerine güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri bir şey öneriyorlar. Şimdi ben bazı açıklamalara bakıyorum. Aslında şunu arzu ederim ben. Bu kadar konuşuldu. Madem ki bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsunuz kendinizce bu hükümet sistemi değişikliğinin, o zaman somut bir şey ortaya koyun. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde anayasa maddesi olarak yani hükümet nasıl oluşacak? Cumhurbaşkanı halk mı seçecek, parlamentodan mı seçilecek? Cumhurbaşkanının yetkileri neler olacak? 61 Anayasası'ndaki gibi bir cumhurbaşkanı mı düşünüyorsunuz yoksa 82 Anayasası'ndaki gibi bir cumhurbaşkanı mı? Veya 82'nin ilk halindeki gibi parlamentonun seçtiği yetkileri geniş cumhurbaşkanı mı yoksa daha sonra 2007'de yapılan değişikliği halkın seçtiği o yetkileri geniş cumhurbaşkanı mı? Yani bununla ilgili birçok farklı sistem var. Bir şey daha var. İşin bence biraz detaya girilmesi gereken bir yönü. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğinizde güçlendirilmiş kelimesi neyi ifade ediyor? Neyi güçlendiriyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistemde? Buradan herkes güçlendirilmiş parlamenter sistem dendiğinde parlamentonun güçlendirildiğini zannediyor. Halbuki öyle değil literatürde. Tam aksine hükümetin, yürütmenin güçlendirildiği bir sistemdir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani bizdeki o eski parlamenter sistemde hani hükümet kurulması zor, bütün dünyada parlamenter sistemde genel olarak hükümetler kolayca düşüyor ve uzun süreli hükümetler oluşmuyor, siyasi istikrar olmuyor diye bir yol, bir arayış olmuş ve parlamenter sistem içerisindeki arayışlar güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir kavram ortaya çıkarmış. Güçlendirilmiş parlamenter sistem parlamentonun güçlendirildiği sistem değildir. Kim bunu söylüyorsa ya bilgisizlikten ya da yalan söylüyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hükümetin, yürütmenin güçlendirildiği sistemdir. Nasıl güçlendiriyor? Hükümetin kurulmasını kolaylaştırıyor. Normalde işte mesela salt çoğunlukla güven oyu alınırken daha önce güçlendirilmiş parlamenter sistemde salt çoğunluk aranmıyor. Mecliste bulunanların çoğunluğunun oyuyla güven oyu alelade çoğunlukla alınmış oluyor. Gen soruyla hükümetin düşünülmesi söz konusu olduğunda da bunu zorlaştırıyor. Salt çoğunlukla ancak hükümet düşürülebiliyor mecliste. Yani kuruluşunu kolaylaştırıyor, düşürülmesini zorlaştırıyor. Bunun dışında hükümetin getirdiği bazı kanunların mecliste görüşülmesini ve meclisten geçmesini kolaylaştırıyor. Parlamenter sistemde malum hükümet kanun teklif edebiliyordu. Buna tasarı diyorduk biz de. Mesela bunların görüşülmesini ve geçmesini meclisten kolaylaştırıyor. Bunun dışında hükümete kararnameyle düzenleme yetkileri veriyor. İşte bizde vardı kanun hükmünde kararname vardı mesela. 12 Mart sonrası yapılan değişikliklerle anayasaya girmişti o. Mesela onun gibi hükümete bazı alanlarda kanun gücünde bazı kararlar ve kararnameler çıkarma yetkisi veriyor. Evet. Dolayısıyla yürütmeyi güçlendiren bir şeydir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bugün yürütmenin fazla güçlü olduğundan, aşırı güçlü olduğundan şikayetçi olanların önerdikleri model en sonucunda bakıyorsunuz hükümetin güçlendirilmesini esas alan bir model oluyor. Yani bir taraftan yürütmenin güçlü olduğundan şikayetçisiniz, bir taraftan da
güçlendirilmiş, yürütmesi güçlendirilmiş bir parlamenter Anladım. Sistemden öneri olarak getiriyorsunuz. Bakımdan ben şunu arzu ederim. Yani bir tartışmayı bu şekilde ilkeler bazında, mesela adil bir devlet olmalı. Buna kimse itiraz etmez ki. Bu bir siyasi partinin görüşü değildir herkes. Nasıl adil olmalı? Yani kastettiğiniz nedir? Somut olaylara, maddeleri somutlaştırdığınız takdirde ancak gerçek bir tartışma yapabilirsiniz. Dolayısıyla güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi çok ilkesel bazda, çok genel şeyler üzerinden ben bakıyorum önerilere. Bunu somutlaştırın. Türkiye'nin böyle bir tecrübesi var. 2012'de uzlaşma komisyonu hatırlarsınız. Hı-hı. O zamanlar bütün siyasi partiler somut olarak maddeler halinde anayasa önerilerini ortaya koydu. Herkes hükümet sistemiyle ilgili şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyenler nasıl bir hükümet sistemi düşünüyorlar maddeler halinde anayasa maddesi olarak bunu ortaya koysunlar ki somut görerek bir tartışma yapalım. Yoksa ilkesel bazdaki tartışmalardan bir sonuç alabilmek mümkün Şimdi, değil. Şimdi Sayın Şentop, son 5 dakikamız kaldı. Biliyorum 5 dakikaya sığmayacak bir konu bu. Evet. Anayasa değişikliklerinden söz etmek istiyorum ama çok hızlandırılmış bir şekilde bunu yapabilirsek sevinirim. Neden bir anayasa değişikliğine gerek duyuluyor? Bunu aslında aşağı yukarı biliyoruz. İşte dar bölge, daraltılmış bölge, seçim yasasında değişiklikler, seçim barajının indirilmesi... Neler oluyor? Bunu çok hızlı bir şekilde alabilir miyiz sizden? Tabii benim detaylar hakkında bilgim yok meclis başkanı olarak. Siyasi partilerin MHP'nin yaptığı bir çalışmalar var. Yapıldı. AK Parti'nin bir çalışması var. Ama genel olarak kamuoyuna yansıyan tartışmalardan, görüşlerden hareketle söyleyebilirim. Bir kere anayasa tartışması yeni bir tartışma değil. Hatırlayacaksınız. Biz öğrencilik yıllarımızın sonlarındaydı. İşte 91 seçimlerinden sonra bir anayasa tartışması yaşanmaya başlandı Türkiye'de. Siyasi partilerin önerileri falan hala meclisin arşivlerinde var 91'de. Daha sonra zaman zaman anayasada bazen çok kapsamlı olmak kaydıyla anayasa değişiklikleri yapıldı. Mesela 95 değişiklikleri çok önemli. Yine aynı şekilde 2001'de yapılan değişiklikler çok önemli, kapsamlı değişiklikler. Hatta anayasada diyebiliriz ki 82 anayasası yürürlüğe girdiği günden itibaren tartışılan bir anayasa birçok yönü itibariyle. Birçok değişiklikler yapıldı. Fakat anayasa konusunda temel problemi Türkiye'nin hala bu anayasadan bahsederken diyoruz 82 anayasası. Nedir bu? 12 Eylül 80 darbesi sonrası hazırlanan bir anayasa. Yani hala Türkiye'nin şu anda yürürlükte olan anayasası 12 Eylül 80 günü darbe yapan askerlerin denetiminde, kontrolünde son şeklini verdikleri bir anayasa. Türkiye bunu hak etmiyor. Yani bu kadar yaşanmışlık var. Siyasette, ekonomide, birçok alanda çok önemli gelişmeler kaydetti Türkiye. Böyle bir anayasayı hak etmiyor. Yani adı böyle olan anayasayı, yapılış süreci böyle olan bir anayasayı Türkiye hak etmiyor. Onun için tabii yeni anayasa demek, yani 82 anayasasındaki maddelerin hepsinin değiştirildiği, yani bambaşka hükümlerin getirildiği bir anayasa değil. Bazı konularla ilgili yerleşik hükümler var. 82 anayasasını hazırlayanlar da bunları kendileri icat etmediler. Onların da işte başka ülkelerin anayasalarında bulunan, uluslararası sözleşmelerde bulunan hükümlerden esinlendiklerini biliyoruz zaten. Ama kastettiğim bir bakış açısı, paradigma, bir darbecilerin paradigmasıyla hazırlanmış bir metin esas itibariyle. Bence bir kere en rahatsız edici husus budur. Türkiye'nin bir kere bunu aşması lazım. Hatta ben öyle diyorum bazen biraz da mübalağalı olarak. Yani aynı anayasa, aynı hükümleri kabul edelim ama hep beraber kabul edelim ve böyle halk tarafından seçilmiş bir parlamentonun kabul ettiği bir anayasa olarak aynı hükümleri kabul edelim. Bunun dışında tabii anayasanın yapısal olarak sorunları var. Bazı maddelerle ilgili sorunları var. Diğer hususlar ise tabii seçim kanunu, siyasi partiler kanunu gibi kanunlar doğrudan anayasadan, anayasa mahiyetinde düzenlemeler olmamasına rağmen anayasal düzeni etkileyen siyasi partiler rejimi ve seçim rejimi önemli kanunlar. Bir sistem değişikliği sonrasında özellikle bu kanunlarda da değişiklikler yapılması sistemle ilgili reformun, tabiri caizse hükümet sistemi reformunun tamamlanması gerekir. Bu tartışmalar bu anlamda tartışmalar. Evet. Ben somut metinler çıktıktan sonra belki daha rahat üzerinde konuşulur diye düşünüyorum. Süremiz bitti ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bakü'de konuğumuz oldunuz. Sayın seyirciler, bu akşam Mustafa Şentop, Sayın Meclis Başkanı Mustafa Şentop Bakü'den konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca bir özel teşekkürümüz de Az TV'ye. Bu
yayını gerçekleştirmemizi sağlayan Ask TV'ye ve çalışanlarına da son derece teşekkürlerimizi buradan iletmek isteriz. Bir başka akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.